1,5 yıl aranın ardından selamlar. Bu videoda Paranoid'in YouTube kanalı için bir banner çalışması yapacağız. Çünkü banner gerçekten çok eski duruyor. 1,5 yıldır video atmadığım için kanalımın algoritması yerlerde. Bu yüzden videoyu beğeni atıp kanala abone olursanız çok çok sevinirim. Ayrıca bana destek olmak istiyorsanız da katıl üyeliklerine göz atabilirsiniz. Sizlere açıklama kısmında bir banner taslağı vereceğim arkadaşlar. Bu taslağı açtığınız zaman direkt bu şekilde bir görüntü karşınıza gelecek. Bu direkt 2560'a 1440 boyutunda bir çalışmadır. Direkt bu çalışma üzerinden banner'ımızı yapacağız. Zaten taslağımız olduğu için bunu şimdilik karartıyorum. Kullanabileceğimiz birkaç karakter lazım. En çok ihtiyacımız olan karakterlerden birisi Fanny. Bunun direkt kaliteli bir PNG'sini buldum. Ve banner renklerini de birazcık bu karakterlere göre seçeceğim için ona göre bir şeyler seçmem lazım. Bu karakter gerçekten çok sevilen bir karakter. Bunu hemen indirelim arkadaşlar. İndirdikten sonra projemize atalım. Franco'ya bakalım. Franco da gerçekten sevilen bir karakter. Şöyle bizim için daha iyi olacaktır ve evet. Şimdi arkadaşlar bu karakterleri bizim bir şekilde buraya yerleştirip ortaya yazı yazmamız gerekiyor. Ama bu karakter yani çok büyük olduğu için böyle sağ tarafa doğru ben bunu ters çevireceğim. Ve şöyle sola doğru yerleştireceğim. Franco'yu da bu karakterin soluna doğru yerleştireceğim. Bu arada bu çizgiyi kaydırdığınız zaman bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Yaklaştırdığınızda bunu zaten buraya direkt oturtturabiliyorsunuz. Tekrar daha kapatalım. Fanny'yi üste alacağım. Daha belirgin olmasını istiyorum. Şöyle biraz daha alalım, küçültelim. Ve şöyle yerleştirelim. Şimdi diğer karakteri tıklayalım. Bunu da böyle küçültelim. Fanny'yi birazcık silmemiz gerekebilir ya. Birazcık üstünden geçelim. Bunu birazcık silgiyle şöyle siliyorum arkadaşlar sol tarafını. Çok da sırıtmayacak şekilde silmek istiyorum. Diğer karakteri de bunun soluna yerleştirelim. Şuraları da sileceğim. Ben arka planı ayarlamayı her zaman tercih ediyorum. Şimdi Mobile Legends Wallpaper yazalım. Çünkü şunu kullanabiliriz. En başta Fanny var. Fanny gözükecek şekilde şöyle karakterleri gizleyelim bu arada. Bunu da şöyle yerleştirelim. İmparatorluk şövalyesi miydi bunun şey? Bunu şöyle sol tarafa yerleştireceğim. Şu araya bir tane, gerçi orada karakterler olacak ama bu görsele tıkladım. Elime silgiyi aldım. Burada amacımız görsellerin arasını şöyle yumuşatmak arkadaşlar. Tamam, burası oldu. Bu görsele tıkladım. Şurasını şöyle silelim. Hatta şu karakter de gözüksün. Bu da tamam. Şimdi bunun burasını silelim. Sol taraftaki karakter gözüksün. Ve işlem tamam. Buradaki 4 görseli seçip Ctrl E ile birleştirdim. Yani şuraları da silelim ki daha belirgin olsun. Şöyle böyle bir arka planımız oldu şu anda. Şimdi ben bu arka planı bir kez kopyalayıp gizlemek istiyorum. Çünkü eğer yanlış bir işlem yaparsak falan bunu kurtarıcı olarak ben kendimi safe'e alıyorum. Ctrl U yapıp bunun doygunluğunu şöyle -100'e çekiyoruz ki siyah beyaz bir hal alacak. Ve bunun üzerine siyah bir katman açıp şöyle opaklığı birazcık kısıyoruz. Bu bizim arka planımız olacak. Ama bitti mi bitmedi. Karakterlerimizi açtım. Peki bizim bu karakterimiz mor bir renkte olduğu için şöyle mor pembe tarzında bizim bir renk seçmemiz gerekiyor. Ama çok da beyaz olsun istemiyorum. Biraz daha böyle mor şöyle bir renk seçelim. Yeni bir katman oluşturdum. Tabii ki de bunların aşağısını alacağım. Tam bu karakterin bittiği kısımdan en sağa kadar getireceğim. Ve G'ye bastım arkadaşlar. Boya kovası harici burayı kapladım. Şimdi Ctrl J yaptım. Yani bunu kopyalamış oldum. Ctrl T ile seçtim. Shift'e basılı tutarak hop sol tarafa kadar çektim. Bunun da rengini bu karakterden alacağımız şöyle bir renk yapacağız ki hani bu karaktere bu renk, bu karaktere bu renk olmuş olacak. Bu ikisini birleştirebilirim ve bunun katman modlarını şöyle birazcık göz gezdirelim. Gözümüze hoş gelen mesela bu güzel duruyor. Bu çok güzel duruyor. Kaplamaya bakalım. Kaplama aslında karanlık oldu ama bu da çok güzel durdu. Evet, bu gayet güzel duruyor. Bunu kullanabiliriz. Tabii bunların üstünü birazcık da karartsak mı diye düşünmüyor değilim. Evet, şöyle bir karanlık güzel bir arka planımız oldu. Ben arka planı birazcık bulanık deyip hareket bulanıklığı vermek istiyorum. Yani şöyle
çok fazla olmasın ama evet, şöyle bir bulanıklık bizim için iyidir. P'ye bastım. Karakterlerin üstünde olabilir şimdilik. Buraya kanal adınızı yazıyoruz. Benim yazım niye bu kadar küçük çıktı? Yazıyı şöyle büyüteyim. Ya yazamamışım zaten. Paranoid. Evet, yazımızı yazdık. Zoom'e fontunu deneyebilirsiniz. Sonra güzel fontları hazır videodayken göstereyim. Tactic Sans var. Şu font da güzel. Ondan sonra Gotham Ultra. Bu da güzel ama iyisi yokmuş bunun. Montserrat'a bakalım bir. Belki o güzel yakışır. Evet, bunu da yapabiliriz. Ama en iyisi şu anlık Zoom'e fontu gibi duruyor. Şöyle Black Italic olanını alacağım. Şöyle birazcık büyütelim. Ortalayalım. Şu yazıyı şöyle CTRL'e basılı tutarak birazcık büküyorum arkadaşlar. Şöyle tam ortalayamayacağız herhalde bunu. Birazcık ya şöyle koymak istemiyorum ya. Bu yazı ortada olsun istiyorum. O yüzden karakterleri birazcık kaydıracağız. İki karakteri seçtim. Birazcık şöyle hop sola doğru. Yazıyı seçtim. Karaktere tıkladım. Şu üsttekini silelim. Altı kalsın. Aynen, bak böyle daha güzel oldu. Şimdi bizim bu yazıya birazcık gölge vesaire bir şeyler eklememiz lazım. İki kez tıkladım. Önce bir gölgeyi açalım. Gölgemiz şu anda burada ön izlemesi var zaten ama birazcık arttıralım şunu. Opaklığını arttıralım. Şu an çok aşırı siyah oldu. Yani şöyle çok fazla olmasa da hafif şöyle altında bir gölge olması güzel olacaktır. Evet, yazı beyaz kalsın ya. Yazı beyaz her zaman iyidir. Beyazı böyle diğer renklerin üzerine oturtmak falan iyidir yani. Şu karakterlerin ben bir şöyle üst taraflarını, alt taraflarını bir silmek istiyorum. De şu karakteri birazcık keskinleştirebilir miyiz? Filtre diyelim. Kamera raw filtresi. Şimdi buradan karakter netleştirmeyi göstereceğim size. Burada doku netlik var arkadaşlar. Bu netliği birazcık açtığınızda şöyle karakter netleşiyor. Biraz aşağı inip keskinleştirmeyi de şöyle açabilirsiniz. Aynen, şu an bak deminkine göre şu halden şu hale geldi. Biraz daha keskinleşti. Hani tasarıma biraz daha yakıştı en azından. Instagram'ı şuraya aynı şekilde aynı eğimle koymak istiyorum. Onun için bu banner pack'i henüz sizinle paylaşmadım arkadaşlar ama bu tarzı ikonları vesaire zaten Google'da aratarak bulabilirsiniz. Bu pack de bittiği zaman zaten kanalımda paylaşacağım. Takipte kalın. Instagram'ı buraya attık. Şöyle birazcık küçülttük. Aşağısına koyduk. Instagram'ı neymiş? Hemen bakalım. Osman Paranoid'miş. Aynı fontu kullanmayacağım. Aynı font. Buna daha farklı bir font kullanalım. Montserrat'ı kullanmak istiyorum. Aynen. Şöyle ortalıyorum. Şöyle eğim veriyorum. Aynı şekilde. Yine de bunu bir tık daha küçültebiliriz. Şöyle küçültelim. Her gün yeni video yazdığı için ya da abone ol bildirimleri aç tarzında bir yazı yazabiliriz. Sağ tarafımız boş kaldı. Benim banner pack'imde şöyle hazır yazılar var. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İşte katıl. Daha fazlası için. İşte abone olmayı unutmayın. Her gün yeni video. Öncelikle bu abone olup bildirimleri açmayı unutmayın yazısını şöyle sağ tarafa direkt atacağım. Siz bunu kendiniz yazabilirsiniz. İkonları vesaire kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben bunu buraya yerleştireceğim. Şimdi sol tarafımız boş kaldı. Oraya da evet, bu da sığdı ama bu şu anda çok fazla belli olmadığı için buna gölge vermemiz lazım. Şöyle birazcık gölgesini verelim. Şöyle yazının altını karartalım arkadaşlar. Opaklığını da ayarlarız zaten. Şöyle şu renk çok sırıtmaz ama bu çok normal bir karakter. Şuna bakalım. Bunu kullanmayı deneyelim. Evet, bu da mavi tarzda bir renk olduğu için çok fazla sırıtmayabilir. Şu anda güzel oldu ama hala çok eksiğimiz var. Bizim birazcık efektlendirme, ışık vesaire bu tarzda şeylere ihtiyacımız var. Şimdi partikül diyorsunuz. Buradan şunu alıyorsunuz abi. Bu her tasarıma gider. Bunu her tasarımda kullanabilirsiniz. Rengi farklı diyeceksiniz. Şöyle birazcık bükelim. Ctrl-U yapıyoruz. Hop, şuradan rengini tasarımdaki renge uygun yapıştırıyorsunuz. Kopyaladım. Ctrl-U yaptım. Rengi ayarladık. Tamam, bunlar da tamam. Stoklara bakabiliriz. Şunlar gayet güzel gidiyor tasarımlara. Şöyle kenarlara atalım bunu.
yerleştirdim. Tekstür atabilirsiniz. Şu özellikle siyahlar tasarımı fazla karartıyor ama opaklık vesaire kısarak güzel bir hale getirebilirsiniz arka planı diyeyim. Şöyle birazcık aşağıya alalım. Çok kararttı. Birazcık bunun aynen bak şu güzel oldu aslında. Şu halden şu hale getirdi. Yani güzel bir hal almış oldu. Birazcık opaklığını kıstım. Yazıların üzerine de şöyle hafif bir eskime efekti vermiş gibi oldu. Bütün tasarımlarda kullanırsınız. Şöyle bakalım. Güzel değil. 2 yakışmadı. 3 tasarımı berbat etti. 4 yeşil yaptı. Sildim. Bu renkleri fazla canlı yaptı. Sildim. Sarı yaptı. Sildim. Bu da renkleri fazla abartıyor. Mesela bak şu güzel. 9'u kullanabiliriz. Hem karakterler de bir canlanıyor. Tasarım bir güzel oluyor. 10 aynı şekilde. 9'lu 10'u hatta şöyle kombolayabilirsiniz. 11, 12, 13'ü silelim. Biz sanırım 9'u kullanacağız. Şöyle ikisini kombolayınca çok güzel oldu ama 9'u birazcık kıssak. Şimdiki tasarım bitti diyelim. Çok daha fazla detaya girmek istemiyorum çünkü video gerçekten çok uzadı. Şu sağ üstteki paylaşma kısmını geliyorsunuz. Buradan ekran görüntüsü aracına gelip Ctrl C yapıyorsunuz. Tasarımı kopyaladınız. Eğer sizde burası yoksa tasarımı bilgisayarınıza kaydediyorsunuz. Projeye tekrar atıyorsunuz. Şu an ben tasarımı attım. Tasarım burada. Hatta şöyle arka planı beyaz yapayım ki. Şu an tasarımı açıyorum. Hop. Demin kopyaladığım ekrandaki her şey burada. Bunu siliyorsunuz üstünü. Alt tarafını da şu çizgilerden siliyorsunuz. Şu an bizim tasarımımız bu. Ctrl J yaptım. Bunu böyle yukarı getirip aşağı kadar büyütüyorsunuz. Tekrar kopyalıyorsunuz. Dikey çevir diyorsunuz. Bir de yatay çevir diyorsunuz. Bunu da böyle ortalı bir şekilde alt kısmına yerleştiriyorsunuz. İkisini seçip birleştirip bir alta atıyorsunuz. Yeni bir katman açıp siyah seçiyorsunuz. Bunun 50 yapabilirsiniz. Ve bu aşağıların çok da fazla belirgin olmaması için Gauss bulanıklığı veriyorsunuz. Ve sonuç olarak böyle bir hal alıyor. Evet, tasarımı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve bu tasarımı Paranoid'in de görmesini istiyorsanız onu da etiketlemeyi, ona bunu ulaştırın arkadaşlar bir şekilde. Mail atın, gönderin, Instagram'dan gönderin. Ona ulaşsın arkadaşlar bir şekilde. Bunu da kullandığı zaman da böyle gözükecek. Şu halden bu hale geçiş yapmış olacak. Video bu kadardı. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.